Arkadaşlar hepinize merhabalar, ben Aytu Aykut. Bugün artık şu 1.04 ve 1.06 update'leri, yani app ile regulation, onların ne olduğunu tam bilmiyorum ama ikisi sabitlendi. İnşallah şu takılma sorununu da halletmişlerdir. Üzerinden geçmişlerdi. Şimdi bugün İstanbul'a gidişimden önceki son videom olacak ama size şöyle bir iyi haber vereyim. Hani ben İstanbul'a gidip geldiğimden çok çok daha sonra zaten bu videoyu görmüş olursunuz. Çünkü yaklaşık 9 bölüm falan beklemede duruyor. Bunlar boss videolarını İstanbul'a gideceğimden dolayı ayırdım sizlere. Çünkü hani o gidişimdeki aralığı hani videolarla doldurmam lazımdı ve bunu da biraz açarak yaptım. İşin aslı böyle oldu ama sizler için de iyi oldu tabi. Bosslar da çok sağlam bosslar olduğu için gerçekten ayırma kararımda da doğru bir şey yaptığımı düşünmüş oldum videoları editlerken. Çünkü gerçekten hepsi sağlam, hepsi epik ve ayrı bir video olmayı hak eden bosslardı. Şimdi Dux Archives benzeri Grand Archives haritasından devam ediyoruz. Trio Ahed yazısını gördüm ve dışarı geldim ama buralar şu trio gençler. Tek başına alma şansımız var mı? Üçü bir gelirse çok sakat çünkü. Longbow'umuzu alalım. Ben attım, arkana bakma. Heh, gel. Tamam, böyle daha sağlıklı olacaktır kapışma. Emin olun. Bakın orada saldırmaya başladı. Nereye saldırıyorsun? Manyak. Aha, arkadaşları da geliyor. Oğlum yandım. Nasıl keseceğim ben bunları? Oha oha. Yapma. Yapma. Of. 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 Oğlum bunlar beni kaçırtmaz. Burası ne ya? Oğlum burası ne lan? Ne yapacağız? Abi şurada da düşman çıkarsa vallahi kafayı yerim. Aha. Allah, burası nereye gidiyor lan? Oğlum o neydi? 3-1 geldi. Ben 162k para var. Allah. Ha, gitme. Gitme oraya. Burası. Oley be. Kısa yolun güzelliğine gel. Ana. Kısa yolun nefisliğine gel abi. İşte kısa yol dediğim böyle olur. 162k parayla onlara dalacağım. Yok yok, kalsın. İşte bu böyle kısa yollar çok bu oyunu zevkleştiriyor abi. Gerçekten kurtulamazsaydım oradan. Estus Ring mi takıyordum ben? Aynen. Selamünaleyküm. Bun Purchase'da alabileceğimiz kafa var aslında bunun, 5-5. Mor'nun kafası 4-4. Ama şu an biz sınırdayız. Onu da düşünelim. Yok değil mi yeni gelen bir şey abi? Yok, şimdilik yok. Dark Wolf Feather'ları getirmiş bu arada. Yani okçular, ok almak isteyenler faydalanabilir ve faydalansın da. Wolf Knight Great Sword'u kullanamıyoruz ya, dexterity'den dolayı çok fazla istiyor. Sunlight da Fate istiyor. Butcher Knife'ımızı aslında arttırabiliriz. Arttırak mı Butcher Knife? Kullanır mıyız? İyiydi değil mi Butcher Knife? Yani Chunk şu an Large istiyor.
Great Shield of Glory 40 STR istiyor. Stability'si de 67'den 81 lan. 67'den 67'ye bu bir şey değişmiyor. 40 yapıp bunu mu alsak, stability'si 81 çok çok fazla bir stability ama şeyden kısmamız gerekecek. Yani şu an kaçız biz? Strength'imiz. Ya biliyorum bu Falling'de çok zaman harcıyorum ama bu benim her oyunumda böyle oldu. Oy. Strength'i 38 yapsak. Aa gerçi şey, yüzüğü takarız ya. Ben Endurance vereyim. Bir de Strength vereyim. Biz o yüzüğü takarız, yüzüğü. Aynen söylediğim gibi şunu, bu raddede Estus'umuz zaten sayısı çok fazla olduğu için Strength'imizin artması daha yararlı bir iş olabilir. Ve kalkan olarak da şimdi taktığımızda 74'e çıkacak. Ama yani şöyle söyleyeyim, stability'si çok fazla olduğundan görüntü de sağlam. Yani böyle gitmek mantık. Aa ama bir de size şeyi. Bak şimdi bak. Biz bu boss kestik, hatırlıyor musunuz? Bakın şimdi ben nereye gideceğim. Oraya en kolay nasıl gideceğiz? Bak bunu hatırlamam çok iyi oldu. Çünkü orada muazzam bir kalkan bizi bekliyor abi. Undead Settlement. Cliff Underside'dan mı? Dilapidated Bridge. Pit of Olos. Dilapidated Bridge. Dilapidated. Buradan gidilir mi? Dümdüz bassam. Şuradan gidilir herhalde. Hani bu Morn'un setini almıştık. Morn'u biz şeyde summonlayabiliyormuşuz arkadaşlar. Dragon Slayer Armor'du değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. O boss'ta summonlayabiliyormuşuz. Ama ne yaptık? Summonlamadık. Şimdi buradan mı gidiliyordu? Onu da hatırlamıyorum. Ağırız bu arada. Şöyle bir değişiklik yapalım. Direkt çıkaralım, elimiz boş. Fareler hiç uğraşmayalım, hiç uğraşmayalım birbirimizle. Çok güzel saldırıyorsunuz ama. Şimdi gençler bir saniye. Hepiniz çok iyisiniz biliyorum ama bir saniye. Bu arada güneşin kararması iyice arttı gibi ya. Aynen. Hava iyice kapattı. Buradan mı gidiliyordu ona ya? Buradan mı? Nereye gitmek istediğimi anladınız mı? Burada Siris'e yardım etmiş. Bakın buralar iyice kararmış. Burası okçunun mekanı değil mi? Evet, oklar. Nereden gidiliyordu ona ya? Buradan böyle çıkacağız o zaman. Soldan zaten gidilmiyor. Sağdan. Sen az önce bana büyü kesiyordun. Buradan soldan gideceğiz gibi değil mi? Sanki öyle hatırlıyoruz. Hatırlıyorum. Şu madenden çıkıyoruz zaten. Bu soldan gidelim. Soldu değil mi ya? Oha! Kafama fırlattı lan. Evet, soldan. Gençler biraz sakin, biraz sakin. Tamam, doğru geldim. Şimdi buradan sola giriyoruz. Burada Morn'la kapışmıştık. Bakın. Ya bu olayı ben araştırdım. Morn'un Great Hammer'ı ve Morn'un Shield'ı burada duruyor. Babacım. Hayır. Şimdi Morn'un Great Shield'ı ve Morn'un elindeki aleti buraya o boss fight'tan sonra geliyor. Şimdi Morn'un Shield'ı stability'si 77. Ağırlığı da 21.5. Ama Magic Fire, Lightning ve Dark defansına baktığınızda muazzam bir
sonuçla karşılaşıyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. 50 STR istiyor. Şimdi bunu niye gösterdim? Şu yüzden gösterdim. Çünkü özellikle elindeki iyice ağırdı galiba şeyi. Sağlam bir parça. Nerede o Morn'un? Morn'un Great Hammer. Bakın 50 ve 30 Fate gibi. Hani Fate bu ilçiler için sağlam bir parça. Şimdi göstermemiştik. Olmasın diye. Bu elimizdeki de iyi aslında. Buna bir Infusion yapsak. Yok Infusion'u. Black Iron Great Shield'da Heavy Game'imiz kalmamış. Yani... Heavy Game olsa... Ya şunu kullanalım, Great Shield of Glory. Stamina'nın radius'unu azaltıyormuş arkadaşlar. Bak onu bilmiyorduk. Biz Black Iron Great Shield stamina radius'una yani stamina'nın geç dolmasını sağlıyormuş. Hiç onunla uğraşılmaz. Artı 4, artı 5. Chunk'tan da artı 6 yapmayacağım. Şimdi de weapon infuse'layacağım. Weapon'da da arkadaşlar şeyi pardon infuse diye değil. Reinforce'dan Butcher Knife'ı 7 artı 8 artı 9 yapalım tamam. Arada şöyle göstereyim. ...180 artı 191 gibi. Hani ağlıyor. Bu da ağlıyor gerçi. Ama 24 STR istediği için... ...daha bir ağlıyor. Biraz da Butcher Knife'la devam edelim. Bu da gayet iyi. Hadi çok gene zaman harcadık burada. Kusura bakmayın. Undead Bone Shard'ımızı yakalım. Ultimate Bonfire oldu bu arada. Burası son seviyesine geldi. Lothric Castle'da Grand Archives tek bonfire bak bunlar. Sıkıntılı oldu işte sürekli kısa yol açmamız lazım yani tek bonfire'a. Yapabileceğimiz bir şey yok. Hadi güzel bir... yani böyle emin oluyorum anladınız mı? Şimdi şuradaki kısa yolu da açtık. Çünkü Dark Souls'ta gerçekten bunları yapmazsanız bir anlamı olmuyor. Strength'i arttırmak evet güzel. Şu an strength'imizin artmasının size sağlayacağı avantajları söyleyeyim. Hem direncimizi arttıracak, gücümüzü arttıracak hem de elimizdeki Butcher Knife ağ aldığı için strength'ten. Bu ağ alması ne demek diyeceksiniz. Bu ağ almasını şöyle demek arkadaşlar. Yani strength'iniz ne kadar fazlaysa ondan o kadar fazla scale alacak yani. Bu scale almayı pot içme ya. Baba. Kaç kaç. Oğlum bunları nasıl keseceğiz ya? Yancı getirmemiz lazım da. Hemen potunu da içiyor. Dur bakalım bir çekelim. Human Pine'da çakılmıyor buna. Gerçekten ne yapacağız bunlara ya? Hepsi de birbirinden manyak. Tek tek gelseler. Oğlum nasıl kaçtım? Nasıl kaçtım lan? Allah Allah. Şuradan yardım alayım bari. Unable diyor. Dragon Slayer'ın armorunu giymiş üstüne bak. Görüyor musun? Tam armor. Efendim.
Gidiyorsunuz mu? Nereye? Optimum mu? Nereden? İyi hadi bakalım, tamam. Aç benim kapıyı o zaman. Bir de şununla denemek lazım. Ölüyor. Oha. Biri gitti. Çok güzel. Golden Wing Crest Shield öbürü. Onikiri and Ubadachi mi? Large Soul. Tekrar Dark Sword'a dönelim. Pointless. Anne görüşürüz. Yani tahtemin ne olduğunu gerçekten anlatmak isterim ama bu bayağı büyük iş bu adam yaptı. Ha, bu arada büyücü de bir şey düşürmüş. Sage'in kristal staff'ını düşürüyor. Arkadaşlar aldığımız kalkana da hemen bir bakalım ama çok iyi bir şey beklemiyorum. Golden Wing Crest Shield. Peri, yüksek peri ve şey veriyor. Magic defans veriyor. Şimdi bu herifi almışken yanımıza takılalım biraz. Ne yazıyor? Try left, praise the poor soul. Trio ahead, in short sniper spot. Bizim az önceki trio'dan mı bahsediyor? Soul of Crestfallen Knight. Şuradan ben devam edeceğim. Yani Kaitor, ben rehberdeyim. Dostum. Buradan sonrası artık o bizim trio'yu diyor. Buradan oklayabiliyormuşuz. Hani buralara bakacağız yani. Sen istesen de istemesen de. Knight ahead. Try right. Right diyor ama biz bir left'ten right'a dönelim bakalım. Size tavım oğlum. Siz hiç öyle uçuş kaçış yapmayın. Burada gereksiz gereksiz dolanacağım ben ama abi böyle bir şey. Zaten her yer aynı girişe çıkıyor büyük ihtimal. Kayator da arkamda ya, duyuyorum seslerini. Buradan tabii burada Dark Souls çıkılmaz. Neyse içeriği kontrolleyelim sonra bir right yaparız oradan. Çatılarda. Aha gargoylar derken oha. İki tane Wing Knight bu sefer harbi Wing Knight derken. Oha diyorum beyler.
Bu sefer harbiden Wing Knight olarak geldiler abi. Baba birini sen al. Birini ben alayım derken ne oluyor lan? Oha. Abi adama dalmayın. Of. O Wing Knight büyüsü yaptı. Büyülerini yaptı. Beyler Allah. Abi o adam o kadar ölmedi. Ben burada ölürsem ayıp olur. Abi geberin. Large Titanite Shard. Şunu da alayım. Abi bu ne ya? Large Titanite Shard. Ya abi iyi ki bu herifi çağırmışız var ya. Boss varsa birlikte gireceğim. Hak etti çünkü. Ölmezse tabi. Backstep yiyormuş. Çok güzel. Ama kötü bir durumdayız. Potumuz bayağı azaldı. Daha fazla damage yememem lazım. Çok güzel. Of tam bir Wing... Bu sefer tam... Hani o resimlerde gördüğümüz Wing Knight'lar olarak geldiler ve bir Titanite Slap düşürdü. Çok güzel. Baba vallahi ben de yoruldum yani bak. Yani. Anladın. Evet, içeride ne gibi bir sürpriz bekliyor bizi derken aşağı atlıyoruz. Ama bekle bekle. Bekle bekle hemen değil. Araştırmadığım bir yer kaldı çünkü. Buranın sağı. Ben de isterdim öyle çat 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 geçmek ama. Şimdi yokmuş bir şey. Adam da diyordur ki bu ne yapıyor ya. Ama gerçek bir Dark Souls severse yani. Yaptığım şeyleri yadırgamıyordur. Treasure ahead derken. Treasure ahead. Visions of gorgeous view. Buraya, aa bak. Bak gördün. Unutmuşuz. Yalnız bu arada bu gorgeous view'un Allah'ı değil mi ya? Estus Shard buradaymış. Abi bunu iki kere böyle bir karar verdim. Yani erken gitmemek. İkisinde de Estus'uma yarayacak şeyler buldum. Yani inşallah başka bir şey kaçırmıyoruzdur. Onu şuradan tepeden bakalım madem. Bu ne? Fine work. Bakalım çatıda ne var. Bir bonfire'sa öperim yani. Yok. Ve bir item. Hunter's Ring. Boostla baba dexterity'yi. Aynen öyle. Dexterity'mizi 20 yapıyor arkadaşlar. Yani şey için denenebilir ha. 18 istiyordu çünkü dexterity'yi. Yukarıdan bakalım şöyle. İtem item kaçırmıyoruz değil mi? Kaçırıyorsak yazın beyler. Şunu kaçırdın diye. Ah pointless. Harbi pointless. Oradan bir gir bakalım. Tamam. Geldiğimiz yere döndük. Burada bir şey yok. Tamam. O da benimle arıyor. Tam buraları bakmadı mı acaba? Elindeki güzel ama. Hayırdır? Dur dur dur. Try right and then visions of quite something. Kayyator oraya değil be canım. Şuradan ben bir atlamam lazım. Kayyator da bana ne sövüyordur şimdi var ya. Ne yapıyorsun daha diye. Arkadaşlar biz az önce nereye gittik ya? Bir giriş vardı çatıdan. Hatırladınız mı? O çatı girişini... Kayyator gitti bu arada. Hala burada ama. Knight. Tamam burada Knight'lar vardı. Bir çatı girişimiz. Heh. Şurayı da bir boş geçmemek lazım ya. Bir yere düşüyorsa oman diyeyim. Lan hayır. Büyü yapıyor. Abi nereye düştük biz ya? Abi. Bir daha atlayayım. Da tüyler ve içinde bir item var.
O tepede bulunan Şam'dan mı denir buna? Ne denir? Onun içindeyim şu an. E nasıl gireceğim abi içine? O. O. Divine Pillars of Light. Bir büyü. Oo, ve bu muazzam bir büyüdür. Yani her rehber almaz öyle söyleyeyim. Divine Pillar of Light ne lan? İyi almış olduk arkadaşlar. Bunu da pas geçti demezsiniz büyücü dostlarım. Milyonlarca iteminize bir yenisini daha ekledim. Da burası. Blast Gem aldık yine bir büyücü. Oradan bana bir tuhaf bir şey büyü yapıyor. Aman diyeyim babacım. O nedir? Oo bizim sülüklerden. Dur. Şuradan sana atlayayım. Bir büyünü daha yap. Tamam. Buradan atladım. Birini defledim. Seni şöyle düşme. Düşme. İtem vermeyeceksen düş bana ne? Düş düş. Şimdi gençlik burada bir şey kaçırmadığımızdan emin olalım. Kaçırmıyoruz değil mi? Çünkü böyle çatılar sıkıntılıdır. Çatılar önemlidir. Bir Estus'umuzu daha içelim. Şurada da bir şey kaçırmadığıma buradan bakacağım. Evet. Merdiveni gördük. Buradan inebiliriz. Bil bakalım. Bilin bakalım burası bizi nereye indiriyor demek isterdim ama. Ben de bilmiyorum derken. Çok güzel. Divine Blessing her zaman işe yarar. Twinkling Titanite 3 tane. Ya güzel. Bir kayıp değil. Şimdi burası neresi ben de bilmiyorum. Tanıdık bir yer mi? Hala bilmiyorum. Bir mobumuz var. Ellerimiz. Aman babam, aman babam. Kayyator hala bu arada bizimle ve bir şeyler kesmeye devam ediyor derken ben tanıdık bir yere geldim bu sefer. Evet, buradan gitmiştik biliyorsunuz. Buradan böyle vurmuştuk ve burada bir sürü gargoylumuz vardı. Buradan düşülüyor muydu? Yok, oh. Korktum lan. Dark Spirit Aquael'de invasion yaptı bu arada. Evet, burası gargoylarımızın şov yaptığı noktalardan. Çok bunlarla bu noktada artık uğraşmaya gerek yok. Şurada iki tanesi daha mı vardı? Orada iki gargoyle daha olacak. Aşağı mı düştü? Yoksa bunlar Kayyator'un kestikleri mi? Yani bunlarla çok ilgilenmeden şöyle hemen buradan kendimizi içeri atalım. Evet, burada büyücü. Bunu hemen alalım. Babacım sakin ol. Giremezsin buraya. Bunlarla burada uğraştınız. Burada bu arada bir ladder'ı kickleyip aşağıya kısa yol gibi bir şey açabiliyorsunuz. Aşağıyı hatırlarsınız. Orayı halletmiştik. Kafamızı ne olur ne olmaz sokalım. Buradan yolumuzu bulacağız. Tekrardan 103 kapara olmuş. Burada üçlüyü hallediyorduk. Geldik yani geriye. O büyücü itemi hani niye aldın? Boşuna zaman kaybettin gibi söylevler olabilir tabi her zaman. Ama bu rehber beyler yani ben mesela bir oyun daha açsam şimdi oraya hani kıçıma çıban soksanız girmem. Kayyator geldim babam. Bekliyorsun sen beni hala. Bu nedir? Kayyator da ilerlememiş. Burada bekliyor adam valla. Helal olsun. Sabrı bu adamın benim boss'a bununla girmemi. Normalde biliyorsunuz hiç online biriyle boss'a girmeyi sevmem ama
Cukka'yı fena paylaşıyor çünkü. Burada gireceğiz. Fire bombumuzu aldık. Bunlar bizim Undead Shrine, Undead Burg. Oranın düşman tiplerine benzemiş derken, aynen o öyle benzemiş. Hep böyle pusan okçular olurdu. Kendi başına da buraya girmek istememiş. Keyyator belli ki. Biraz daha sesimi kıstım. Vur babam kalkana. Sabaha kadar siz bu kalkana vurun. Sok babam. Rosaria'nın finger'ı da orada biriyle kapışıyor. Kimle kapışıyor? Öldü mü? Bak tahtemin gözüktü. Buraya mı geldi ya? Az önce siz de ekranda görmüşsünüzdür. Bir invasion'ın şeyi gözüktü. Sign'i gözüktü. Gel bakalım. Yok değil mi burada bir şeyler? Evine döndü. Çok güzel. Yani bir de seninle uğraşmayalım değil mi? Çok güzel. Ya Dark Sword'la böyle Lothric Knight Armor verdi bu arada. İlk defa alıyoruz. Şimdi 14. Güzel aslında. Hafif de yani. Oo, burası ne ya? Ebi. Ateşimiz hiç vurmuyor. Hiç vurmuyor. Gerçekten Pyromancer oynayan var mı bu oyunda? Benim ateş gücüm mü az ya? Yani PvE'de rahat edebildiniz mi? Onu sormak istiyorum. Allah belanı versin. Bu ne lan? Abi 2 yedim. 2 yedim. Ben orada şey sanki kendim çok rahatım ya. Şeylere soru soruyorum. Bak kafaya bak. Time for friendship harbi lazım ama biz oraya gene... Ben bir kendim denerim ya. Hay hay. Kendim çok bitirdim. Hani pyromancerlar derde bak ya. Pyromancerlar rahat mısınız? Bak soruya gel. Of of daha neler göreceğim bu oyunda ya. Hadi bakalım burada ha üçlü yok değil mi? Tamam. Burada sağa falan da hiç karışmayacağız abi şu soldan. Tepede gördük ebemizinkini o yüzden. Buralara hiç summon sign koyulmamış hayret. Gençler tek tek gelelim. Siz ateşine kadar yiyorsunuz. Yok ateş hiç vuramıyorum ya. Çok güzel. Bunları çok güzel aldım. Bu da Butcher Knife'a geçebilirim hemen. Oy maşete değil. Nereye gitmiş Butcher Knife? Gel bakayım. Şunları da kendinize siper olarak kullanabilirsiniz. Az önce şey hepsini yıkmış ama. Arkalarına dikkat ederek tabii saklanıyorlar. Şimdi bir okçu geldi. Şunu hemen siper edelim. Tabi bir kereliğine işe yarıyor. Kritik vurduk bu arada. Aman. İyi gibi değil mi Butcher Knife ya? Bu arada ölümde 100k var. Yani iki yediklerine bakmayın. Çok sayılarının fazlalığı bile sizin için bir tehdit. Özellikle okçuların stagger'ınızı direkt aşağı çekmesi çok büyük sıkıntı. Knight bana doğru çok geldi. Yani biraz daha gelirse o yüzden onu şuraya çekmekte fayda var. Knight gel babam. Oo, arkaya dönüyor. Farklı bir kişilik. Okçular da atmayı bıraktı. Şu üçlüyü almam lazım.
Ya kusura bakmayın, orada 100K'm duruyor, burada canımın gidişi belli. Ya en azından o 100K'yı almadan çok triplere giremem, onu söyleyeyim. Okçuların hizasına girmeden. Baba gelin. Siz bana ok atıyorsanız ben ilk sizi gelir keserim. Tamam. Şimdi bunlar da daha rahat kapışabiliriz. Ya elinize alıp baltayı Allah ne verdiyse vurunca bir yerden sonra kırıyorsunuz kalkanlarını. O elindeki tahta parçasıyla da çok şansları olmuyor size karşı. Standart bolt verdi 8 tane. Hiç çoktan iyidir. Babam sen... Ben sana güvenemiyorum ya. Nasıl alamadım backstab'e? Asla kalkanlarının olduğu yere gitmeyeceksiniz. Çok güzel. Yani ne var demeyin. Allah belanızı. Abi 100K'm orada kaldı ya. Korku filmi ya. Şuna bak. Resmen onu coverlıyorlar. İnşallah öylesine geliyorlardır yani. Beni gördüler mi bunlar? Abi. Haldır haldır geliyorlar. Oğlum yapmayın etmeyin, gözünüzü seveyim ya. Hepsi geliyorsa gidip alacağım şeyimi. Ölümü yani. Baba bunlar geliyor. Koş koş. Koş abi, koş koş koş. Uğraşılmaz. Yani öbür türlü bunu güvenceye almadan yapamam. Şimdi gene savaşırım. Hepsi de şeylerini açtı. Abi sen onlar görmeden gel, ben seni bir öldüreyim. Abi hadi, onlar uzağa gitmişken gel. Of, dizimi kaşıdım. Baba onlar yokken hadi hızlı ya, sokacağım şimdi kalkanla. Ha, getirdin adamını. Aferin ya. Abi adam stagger olmuyor ki. Yok. Sonsuza kadar saldıracak ya. Bak. Mızraklı. Mızraklı çok vuruyorsun. Ama şimdi yaktım seni, gel. Ya sıkıntı zaten, tekme atamıyoruz. Tekme atsak da bunların elindeki kalkanı açamıyorsunuz yani. Çok güzel. Pot içmek için bir zaman yani. Ateşin de gitti babacığım. Ateşin yoksa gücün de yok. Lothric Knight Leggings, Large Titan Shard. Large Titan Shard, bir Large Titan Shard daha. Aynen öyle. 135K'mız var ve yine yollardayız. Bu büyük hall de bizi kapı, seems familiar. Shortcut ahead. Oo, burayı gösteriyor. Şurada try overwhelming. Muazzam ama işte ya, böyle aslında bot olarak girip gezeceksin bu oyunda ya. Rahat rahat şöyle etrafına bakacaksın. Şu yazıları da insan merak ediyor. Praise the dark. Shortcut, seems familiar. Shortcut nereye, shortcut bakalım. Secret contraption ahead. Nereye shortcut, çok merak ettim.
135K'mızı da kullanmayabilirim çünkü gerçekten buradaki knight'larla bir daha uğraşmak istemiyorum. Try down. No lever ahead. Lothric Castle'a geri döndük. Burası neresi ya? Oo, boss'un önüne çıktık. Oo, boss'taki şeye, bonfire'a gidebiliriz ama ben harbiden gitmeyeceğim yani. Çünkü oradaki knight'larla bir daha uğraşamam. Dragon Slayer Armor boss'unu kestiğimiz bonfire'a bir kısa yol olarak düşünülebilir. Ama onun dışında bana sorarsanız, benle aynı pozisyondaysanız çok da öneremeyeceğim oturmanızı. Ama diyeceksin ki salak 135K'yı mı öneriyorsun? Ya da değil. Time for ally. Yani boss'a giriyorsak da kafamı yumruklayacağım. Böyle boss değildir inşallah. Oo, ilk defa bir büyük kapı açılışında rüzgar sesi efektini de bu oyunda aldım. Abi Ferguson. Ferguson vardı bildiğimiz ama Ferguson yoktu. VL Fire Ahead. Ya bizi burada ne bekliyor? Chap. Şu on offline olabilir. Siris. Koçum Siris be. Hiç yalnız bırakır mı bizi ya? Şaka bir offline varsa. Koçum Siris. Demek ki boss ama neyi beklediğini, neyin bizi beklediğini gerçekten bilemeyeceğim. Chap. Chap de çok offline gibi duruyor ama yok. Yani offline gibi koymuş. Siris, bana bak lan. Şş, bana bak. Ne yapıyorsun? Yapar mıyız bir şeyler ikimiz ha? Karı tripli. Hadi madem ya beyler, yani buralara hep birlikte geldik. Tek başımıza geldik. Bu sefer yanımıza bir yardımcı olacak insan da var. Knight Gauntlet'imizi de takalım. Oyun niye yokmuş? Siris, ablam. Girelim be. Hadi valla. Hadi bakalım. Sinematiğimiz izleyelim. Oo, farklı bir film. Another dogged contender. Welcome, unkindled one. Purloiner of cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire-linking curse, the legacy of lords, let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Abi bu ne? Lorian Elder Prince. Allah diyeyim, o nasıl bir saldırı lan? Arkadaşlar, genç prens Lorian ismi boss'umuzun. Büyük ihtimal Lothric'in oğlu olabilir. Kral Lothric'in, yani prens olmasına nazaran söyledim. Epik bir fight. Yorumumu sonraya saklayacağım. İzleyelim.
Dear brother, I'm on my way. Sevgili kardeşim, sıra bende dedi. Yapma, bir de senle mi ya? My brother, unyielding sword of Lothric's prince. Rise if you would. Yapabiliyorsan kalk dedi. For that is our curse. İkinci oyuna bir gönderme var, onu da anlatacağım. Az önceki lafta ikinci oyuna bir gönderme var. Abi ben her şeyimi harcamıştım, yapmayın ya. Hayır ya. Sırtına bindiği yerden devam ediyor. Abi bitmiyor. İkisi bir geldi. Yapmayın. 3 tane Estus'um var. Siris sendeyiz. Bu sefer canı çok daha fazla gidiyor, onu söyleyebilirim. Siris git can. Siris öldü. Epic fight izleyelim. Yap. This spot marks our grave, but you may rest here too if you like. İmkansız, imkansız yani, sürekli kalkacak. Şimdi olaylar şu. Genç bir prens, genç prensler. Yukarıdaki genç prens, aşağıdaki yaşlı prens. Bunlar tahtın varisleri arkadaşlar. Şöyle size daha açıklayıcı. Şimdi buradan yardımlı gideceğim. Bir online yardım gerekli. Yani Siris gerçekten helal olsun, çok iyi dayandı ama yardım gerekli. Ve asıl yardımı almamın sebebini söyleyeyim. İçeride bıraktım 150k para. Şimdi bu bölümde devam edeceğiz artık bu bölümün. Bosssuz bitirmek yakışmaz. Yukarıda da alabilirim aslında da. Gelse iyi olur. Biraz bekleyelim. Umarım gelir yani. Dark Sword iyi iş yapıyor. Ama zehir burada iş yapmıyor. Çık ya da daha iyi ne var? Magic eklene yok. Laseratin efekt ekleyebiliriz. Summon kırmızılar var. Neden beyaz yok? Hadi be abi ya. Hadi be abi ya. İstemediğimiz summon. Yani gene yalnız başımıza. Hadi bakalım. İstemesek var ya, milyon tane burada sayamayız yemin ederim. İyi, giderken de baktım yokmuş. Giderken baksaydım olsaydı kafaları kırardım valla. Şimdi buralara koyan var mı? Abi şuralara da çok lazım, biliyor musunuz ya? Gerçekten buralar çok sıkıcı. Ve hepsi de tam teşkilat duruyor. Yani kesebildiğimizi keselim. Şu kritiği her zaman vursam.
Knight'larla uğraşmayacağım artık, onu söyleyeyim. O 3 tane firebomb verdi. Gördü o beni ha. Vallahi gördü. Yani sizle ben ne yapabilirim ya? Gerçekten aşağı çeksem ayrı dert. Bunu burada hadi tek başına alırım. Hatta bunu burada öbürleriyle de alırım ama arkadakilerin gelmesini riske edebilir miyim bilmiyorum. Ya 200 de damage vuruyorum ha. Parlat bakayım. Bir 200 daha. Kaptırınca çok rahat alabilirsiniz. Şimdi gençler, güzel yaptık, bekledik. Bu sizi kesmeyeceğim anlamına gelmiyor. 500. kez de olsa sizi keseceğim. Bu arada en büyük kayıplardan birini yapıyor olabiliriz yani oyundaki ruh olarak. Ya hadi güzel savaştın. Burada hiç flask harcamamak ne kadar güzel olurdu ama olmayacak tabi. Bir taneyi şimdiden içelim. Yani ikinizle bir... Üçünüzle bir, üçüncüyü unuttum. Üçünüzle bir kapışmayacağım. Hemen abi. Çık dışarı lan. Hah. Güzel. Siris. Gel. Siris gerçekten çok iyi ve parayı bölmeyecek o yüzden. Parayı bölmemesi zaten. Dışarıdakileri hiç uğraşmayacağım. Fire ahead diyorlar. Bizde fire maalesef. Şunun yerine de eşin Estus. Aynen öyle. Şimdi Siris geldi. Bir de şöyle Silver Knight setini giymiş. Ölebilitesi yüksek. Yani buradaki şimdi taktiği size söyleyeyim abi. Bu summon'ı keserseniz paranız bölünüyor. Yani paranızın bir kısmı gidiyor. O yüzden şöyle ölebilecek bir adam bulursanız, bu bir Dark Souls şerefsizlik taktiğidir. Öyle diyeyim. Adam öldüğünde içeride para tekrar size kalacağı için hem boss'u rahatça kesmiş olursunuz. Hem de adam size yardımında yarıda bırakmış gibi de olsa, yani anladınız. Kartus Roy'cumuzu takalım. Şimdi daha ablamız daha inmedi aşağıya. Bu arada Lorian'ın tasarımını çok beğendim. Oo, öldür babam sen bizi daha şimdiden ya. Siris'e çok girişti. Şu anki durumunda canı çok yüksek. Ama öbür aşağı indiğinde Allah'tan canı azalıyor. O backstep gibi bir şey koydu. Yok, peri mi yaptı? Abi ben bu canla ne yapıyorum bu arada? Bu arada fire resistance düşünülebilirmiş. Fire rezistansı hiç aklıma gelmedi. Baba gelişelim şurada. Tamam. Siris gitti. Lan Siris, sana da bir iyi dedik. Az önce de tam sonunda bilerek mi ölüyor ya? Geçelim burayı. Geldiler. Şu Younger Prince'in de şöyle götünden. Brother öldü. Şunu yerde. Canı çok fazla ya. Oha. Abi kaldırma büyüsünü yaparken bile vuruyor. Ya herif çok damage yedi.
Baba. Şuna şuna ha. O büyüyü de yememek lazım. Tekrar uyandırdı. Abi arkadan vurmak lazım ki öbür prense de. Yavşan çocuğu kaldırma artık. Ne kaldırma kuvveti gibi ya. Öl öl. Geberttim. Tamam, şimdi bunun da hikayesini anlatacağım. Biliyorum istediğinizi. Cinders of Lord ve Soul of the Twin Princess'ı aldık. Bunlar ikizmiş bu arada. Babacım çok teşekkür ederim. Her ne yani seni öldürtmeye çalışsak da güzel kestin. Şimdi gençler, şöyle bir durum var. Ben her zaman sinir olduğum bir şey bu oyunda online biriyle kesmek boss'u, ama bunda videonun süresi uzamasın diye bunu yapmak zorunda kaldık. Şimdi gençler, ben bu videoyu burada kapatacağım. Bu bölüm bitecek ama bakın paramızı 210K. Şimdi videoyu açtığımızda 300K olarak görürseniz bizi şaşırmayın. Şundan dolayı şaşırmayın. Çünkü ben şimdi summon sign'ımı bırakacağım oraya sürekli ve insanlara boss kesmede yardım edeceğim. Biraz para kasmam lazım çünkü. Şimdilik benden bu kadar gençler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde hemen görüşeceğiz. Hoşça kalın.